Şanlıurfa'dayız. Eyüp Aleyhisselam'ın kabrini ziyarete geldik. Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz mal ve evlat bakımından çok zengin. Fakat Allah-u Teala'nın ona imtihanı, malını ve servetini kaybediyor. Evlatlarını kaybediyor. Daha sonra da sağlığı bozuluyor ve çok ağır hastalıklarla imtihan ediliyor. Ve Allah-u Teala'nın sabrın timsali olarak bizleri Kur'an'da bildiriyor. Eyüp Aleyhisselam'ın kabri burası. Şimdi inşallah içeri girip biz de dua edeceğiz. Hatta hanımı Rahme Hatun, Allah-u Teala'ya dua etsen de sana şifa verse diyor. Ama Eyüp Aleyhisselam böyle bir şey istemiyor. Allah-u Teala'ya dua etmiyor. Ta ki rahatsızlık kalbine ve diline ulaşıncaya kadar dua etmiyor şifa için. Ne zaman ki rahatsızlık diline ve kalbine ulaşınca Ya Rabbi diyor, bu benim zikrime mani oldu. Duası böyle yani. O zaman Allah-u Teala şifasını veriyor. Çok tövbe ederdi Ali, Eyüp Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olduğu da rivayet ediliyor yine. Sad suresi 42. ayette şöyle buyuruluyor. Ayağını yere vur, işte yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su. Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vurduktan sonra bu su sayesinde şifaya kavuşuyor. Şimdi içeri girelim inşallah. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın kabrine iniyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada da Edeple gelen lütufle döner yazıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın makamı burası. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an burası Eyüp Aleyhisselam'ın kabri makamı. Devam ediyoruz burada yine. Tamam, onu aşarsın. Evet. Burası yok. Burayı bu platformda sonradan yaptılar. Evet. Biraz daha genişlettiler. Evet. Orijinal değil. Evet, orijinal değil. Bu platform duyduğunuz gibi sonradan yapılmış. Burası bir mağara gibi sanki. Aşağı iniliyor burada. Dar, küçük bir mağara gibi. Şimdi buradan yine yukarı çıkıyoruz. Bu kuyu Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu kuyu. Sa'd suresinde geçen ayet, bakın buraya yazılmış. Evet. Şimdi bu kuyudan çıkan su, ileride musluklar var, oraya gideceğiz inşallah. Oraya verilmiş. Bir şey gözüküyor mu? Kuyunun içerisinde pek bir şey gözükmüyor ama kamera alamadı en azından. Evet. Almadı değil mi? Burası bu kuyu. Şifalı suyun çıktığı kuyu. Burası cami. Fakat cami son yıllar yapılmış yani. Çok eski tarihi bir cami değil. Evet, Eyüp Aleyhisselam'ın kabri bu kubbenin altındaki mağarada. Şimdi bu suların çıktığı yere doğru gidelim. Kuyudan çıkan suyu bu şifalı su olarak musluklara vermişler. O tarafa doğru gidelim. Evet, kuyudan çıkan su bu musluklara verilmiş. Gördüğünüz gibi her yerde aynı ayet var. Biz inşallah şifa niyetiyle içelim.